Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve mikrofon. Karşı tarafa ulaşan sesin kalitesi. Arkadaşlar, bir videodaki bence en önemli şey. Videonuz bulanık olabilir, o da kaçmış olabilir. Çok fazla gürültü olabilir veyahut kadrajı düzgün ayarlayamamış olabilirsiniz. Arkadaşlar, hiçbir izleyici 7 senelik deneyimim ölçüsünde, bunu şey için demek istemiyorum, yani ben 7 senedir bu işteyim, bu işleri bilirim diye değil. Aldığım yorumlar üzerinden konuşuyorum. Kimse görüntü kalitesiyle alakalı size olumsuz yorum yapmıyor. Eğer içeriğiniz, anlattığınız şey, mesajınız karşı tarafa geçiyorsa özellikle görüntü kalitesiyle alakalı kötü bir yorum görmezsiniz. Ama anlattığınız şey ne olursa olsun, ne kadar iyi bir şekilde anlatmış olursanız olun, eğer mikrofonunuz kötüyse, karşı tarafa kötü bir ses kalitesi gidiyorsa, ulaşıyorsa bunun yorumu, bunun eleştirisi mutlaka yapılıyor. Benim Mac Mini M1'im var. Onunla ilk kurguları yaparken sesle bir hata yaptım ve ses kalitesi karşı tarafa kötü ulaştı. Yani böyle çarpık çöpük robotik bir ses gitti. Bununla alakalı en az 50 tane yorum vardı videonun altında arkadaşlar. Yani içerikten çok sesle alakalı. Ve izleyicilerde gördüğüm şey şu. Yani dışarıdan baktığımda, takip ettiğimde gördüğüm şey şu. Görüntü kalitesinden dolayı videoyu kapatan hiç görmedim. Ses anlaşılırsa videoyu izlemeye devam ediyor. Ama ses kalitesi kötüyse, video ne kadar iyi olursa olsun, içerik ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun arkadaşlar, o video kapatılıyor. Çünkü karşı tarafın mesajı kaliteli bir şekilde izleyiciye ulaşmıyor. Ses anlamında, duysal anlamda arkadaşlar çok daha hassasız. Dolayısıyla ben de videolarımda sürekli ses kalitesini belli bir çıtanın üzerinde tutmaya çalıştım. Yankı varsa yankısını aldım, daha direkt bir ses sunmaya çalıştım. Televizyonda, kulaklıkta, hoparlörde nasıl yansıyacağı ile alakalı sürekli ölçümler yaptım, testler yaptım ve bu şekilde içeriklerimi sundum. Şu zamana kadar bir sıkıntı yaşamadım ve uzun zamandır kullandığım çok çok ucuz bir mikrofon var arkadaşlar. Boya M1. Hatta size şimdi şöyle canlı bir şekilde göstereyim kendisini. Bu arkadaşlar şu anda 200 liraya temin edebileceğiniz, saat pili benzeri bir pille çalışan, kameranızda, telefonunuzda kullanabileceğiniz, 3 metre kablosuyla, kablo anlamında hiçbir dert yaşatmayacak, kablosu da henüz kırılmamış. Dediğim gibi senelerdir kullandığım bir mikrofon ve beni donanım haberde kamera karşısında gördüğünüzde arkadaşlar, mesela şu anda görüyorsunuz. Evet, bu mikrofonla beraber sizlere sesleniyorum ve sesi aslında hiç de fena değil. Gerçekten şaşırtıcı ve hala fiyatı bu kura rağmen oldukça iyi arkadaşlar. Şu anda içerik üretmeye başlamak istiyorsanız bu mikrofonla başlamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Hatta açıklama kısmında arkadaşlar bir tane link bırakacağım. Oradan güncel fiyatını da görebilirsiniz. Satın da alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ve seneler sonra dedim ki bu kur yükseliyor, ben mikrofonumu yükselteyim. Bir daha yükseltemem. Çekim yapacağım alanlarda değişecek. Dışarıda da çekim yapmak isteyeceğim şu noktadan sonra. Sonrasında iPhone'umla beraber de çekim yapmak istiyorum artık dışarıda kabloya takılmadan. Dolayısıyla bir yükseltme yaptım arkadaşlar. Ciddi bir yükseltme yaptım. Rode Wireless Go 2'yi satın aldım 3500 liraya. Kur yükselmeden önce şu anda 5500 lira. Açıkçası ne diyeceğimi bilmiyorum. Alalı 3-4 hafta olmuştur en fazla ve fiyatı 2000 lira arttı. Kendisini şöyle bir yakından göstereyim arkadaşlar. 2 tane verici, 1 tane alıcıdan oluşmakta. 2.4 GHz yayını üzerinden iletişim kurmakta. Yaklaşık 7 saat kullanım süresi vermekte. İşte iPhone'unuzu, iPad'inizi, iPod'unuza bağlayabilirsiniz. Tip-C üzerinden de bağlantı mümkün. Tabii ki 3.5 mm jack üzerinden de bağlantı mümkün arkadaşlar. Ve lafı uzatmaya gerek yok. İçini açalım, bakalım neler çıkıyor. Mikrofonları canlı canlı yakından görelim ve Boya M1 ile karşılaştıralım. Yani 200 liralık bir mikrofonla 5500 liralık bir mikrofonu karşılaştıracağız. Acaba Boya kablolu olduğu için daha mı iyi? Göreceğiz, deneyeceğiz. Kutuyu şöyle bir tekrardan bakalım. Öyle çok süslü püslü bir kutu değil. Üzerinde ne çıkıyor, ne çıkmıyor, temel özellikleri neler belirtmişler zaten. Tahminen ben bunu buradan yırtıyorum. Ve her şeyi buraya kadar, daha iade edemeyiz. Evet, ikinci el satarsak kutusu var mı sorusunun cevabı artık yok. Evet, ilk olarak bir tane taşıma çantası çıktı. Güzel görünüyor. Cırcırtlı, yumuşak. Hoş hissettiriyor açıkçası. Ve üniteler. Biraz basit bir kutulama gibi gözüktü bana açıkçası. 5500 liralık bir mikrofon hissiyatı vermedi. Ama lakin ki öyleler. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi bunlardan iki tanesi verici, bir tanesi alıcı. İki kişinin kullanabileceği şekilde
Yani bir röportaj yapıyorsanız mesela kullanılabilir. Aha, tüylerden biri intihar etti. Şöyle çıkartalım. Ve gerekli kablolar var tabii. 3.5 mm'den 3.5 mm'ye kablomuz ve 3 tane de tip C kablosu. Bunları da şarj için kullanıyor olacağız. Bir tane hızlı başlangıç evrağı, bu lazım olabilir ama şimdilik Türk milleti olarak kullanma kılavuzu okumayı sevmeyiz biliyorsunuz. Kablolar yeterince kaliteli hissettiriyorlar. Hafif sert bir yapıları var. Bazı ürünlerde şu tip C bağlantısının hemen ardındaki gövdeyi çok ince veya çok kalın yapabiliyorlar. Sonradan aldığınız kabloları uyduramıyorsunuz hiçbir şekilde ama bunlar öyle kablolar değiller. Dışarıdan bulunur. Evet, ürünü ikinci ele düşürüyoruz hemen. Hop. Vericilerle alıcı arasındaki farkı da görmüş olun arkadaşlar. Tabii ki bunların üzerinde mikrofonları var. Bir tane jack girişi var. İsterseniz yaka mikrofonu ayrıca bağlayabiliyorsunuz. Çünkü bunları yakanızda tutmanız icap edecek ve kötü görünebilir yakanızda. Öyle göründüğünü düşünebilir izleyiciler. Arkadaşlar yaka mikrofonu o yüzden buradan takıp kullanabilmeniz mümkün. Batarya durumunu izleyebiliyorsunuz ve bağlantı durumunu, eşleşme durumunu da buradaki ledlerden, durum ledlerinden takip edebiliyorsunuz. Tip C girişimiz burada. Buradan şarj ediyoruz ve... Evet, yakamıza asıyoruz. Bu arkadaşı açalım bakalım. Görmüş olduğunuz üzere üzerinde çok cici bir ekran var. Şimdi diğer cihazları açalım. Bakalım bağlantı hemen sağlanacak mı? Benim bir şey yapmama gerek kalacak mı? Birincisi hemen bağlandı. Hiçbir şey yapmama gerek yok. İkincisi... Evet, hemen bağlandılar arkadaşlar. Bakın eşleştirme yapmama gerek kalmadı bile. Bu çok ciddi bir rahatlık. Peki bu ekran ne işe yarar? Ses seviyesini canlı bir şekilde görebiliyorsunuz. İlk versiyonda yoktu. Rakiplerinde var. Sonrasında batarya durumlarını gözlemleyebiliyorsunuz. Ve bu makineler, bu modüller çekiyor mu, çekmiyor mu? Onların da takibini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki çubuklar üzerinden Wi-Fi simgesi gibi gözüken ve... En azından kapalı ortamda gayet canlı bir ekran. Işık şiddeti iyi gibi gözüküyor. Üzerindeki buton sayesinde hızlı bir şekilde sessize alabiliyorsunuz. Bakın şu anda sessize geçti. Şimdi tekrar çalışıyor. Gayet pratik. Şöyle hızlı bir şekilde isterseniz buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Yani diyelim ki röportaj yapılmakta. Siz o sırada konuşan kişinin sesini kısmak veya o mikrofonu devreden çıkarmak istediğinizde bunun üzerinden de yapabilmeniz mümkün. Bakınız. Çalışmıyor. Çalışıyor. Evet, şu anda Rode Wireless Go 2 üzerinden arkadaşlar beni dinliyorsunuz. Alıcısını taktım ve şu yedekleme meselesinden bahsedelim. Rode Wireless Go 1 de arkadaşlar ilk versiyonda yani dahili bir bellek yoktu bu vericilerde. Dolayısıyla kaydınızın yedeğini alamıyordunuz. Kameranızla alıcınız arasında diyelim ki bir aksilik oldu. Ses patladı, şu bu oldu. Kayıt yanıyor. Ama ikinci versiyonda arkadaşlar bunların içlerinde ayrıca depolama var. Bu depolama sayesinde yayın kalitesinde yani bir prodüksiyon kalitesinde 7 saatte kadar kayıt alabiliyorsunuz. Kullanım süresi de zaten o civarlarda, en azından kağıt üstünde böyle. Ama standart kalitede kaydedeyim diyorsanız 30 saatin üzerine çıkabiliyorsunuz. Bence yayın kalitesinde tutmakta fayda var ve bu cihazları arkadaşlar PC'nize bağlayıp Rode Central üzerinden kontrol edebilmeniz mümkün. Batarya durumları olsun, güncellemeleri olsun, çeşitli ayarlar, işte gain ayarını da oradan yapabilirsiniz. Ve ses kanalı, kanal ayarını da aslında oradan yapabiliyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey olabiliyor. İsterseniz iki vericiden gelen sesi arkadaşlar tek kanalda birleştirebiliyorsunuz. Ama bu riskli olabiliyor. Çünkü mikrofonlardan birisine sahip konuşmacı mesela üstünü başını böyle şey yapmaya başlıyor. Kaşımaya başlıyor. Ne oluyor bu sefer? Kayda kötü bir ses gidiyor ve eğer bu kayıtlar, bu kanallar birleşikse toptan ses mahvoluyor. İkinci konuşmacının sesi de orada patlamış gitmiş oluyor. Dip sesini duymanız açısından şimdi arkadaşlar sessiz moda geçeceğim. -12'de gain, kameramda Sony A6400, kamera üzerinde hiçbir ayar yapmadım. Şimdi isterseniz sessizliği dinleyelim. Kulaklıklarınızı takın bence. Ki şu anda mesela hani mikrofonu çok hissetmiyorum ama
dışarıdan çok hoş görünüyormuş şekilde çok hoş gözükmüyor. Shotgun mikrofon kullansam tepeden daha güzel olur mu? Daha güzel olabilir ama bir yaka mikrofonuyla bir shotgun mikrofonu, bir kondenser mikrofonun profilleri yakınlığı, ses yakınlığı özellikle çok fark etmekte. Kablolardan kurtulmak istediğinizde şu anda alabileceğiniz en iyi ürünlerden biri Rode Wireless Go 2 ve içerilerindeki depolamalarla beraber aslında şu anda bunun bir alternatifi yok. Blink 500 Pro'ya bakın. Onun da fiyatı hiç düşük değil. Onun da performansı hiç fena değil. Ama bu özellik yok. Godox'a gidiyorsunuz. Çok daha uygun fiyatlı ürünler. Bence fiyat performansları da hayli yüksek. Ama yine böyle bir özelliği bir var mı? Yine prodüksiyonunuzu zor bir durumda kurtaracak dahili depolamaya sahip mi? Hayır değil. Şu anda beni Boya M1 üzerinden dinliyorsunuz arkadaşlar. Az önce kutuyu açarken zaten Boya M1'i kullanmaktaydım. 200 liralık bir mikrofona göre sesi gerçekten güzel. Tabii üzerinde post prodüksiyonda yapılabilecek şeyler var. Yankıyı azaltırsınız, orta frekansları birazcık daha ön plana çıkarabilirsiniz, daha iyi bir hale getirebilirsiniz ama hiç dokunmasanız bile ses kalitesi bence hayli iyi. Şu anda Rode Wireless Go 2 ile arkadaşlar aynı ortamda, aynı şartlarda test etmiş olacağım. Arkamda öyle sesi emecek çok bir şey yok açıkçası. Ekipmanlar var ama bu tarafta ne kadar yankı oluyor, ses kalitem nasıl, bunu daha iyi bir şekilde ölçümleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Yalnız bir tane eksisinden bahsedeceğim ki çok sinirime dokundu aslında. Arkadaşlar Android bir telefonda yine bir Rode Central üzerinden mikrofonunuzu bağlıyorsunuz. Direkt buradan kontrolünü sağlayabiliyorsunuz uygulamasından. Masa üstünde ne özellik varsa buradaki uygulamada da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada Samsung Galaxy Fold 3. Diyelim ki kayıtlarınızı telefonunuzdan yapıyorsunuz arkadaşlar. Rode Wireless Go 2'yi telefonunuza bağlıyorsunuz tip C'den tip C'ye bir kabloyla. Bu kablo da kutudan çıkmıyor. Bunu da ekstra olarak satın almanız gerek. Rode Central yazılımı arkadaşlar uygulama olarak telefonda da var. Yükleyebiliyorsunuz ve masa üstünde elde ettiğiniz tüm yeteneklere sahip olabiliyorsunuz. Yakamda görmüş olduğunuz üzere mikrofon durmakta. Böyle bir ses kalitesi elde ediyorsunuz. Bir de şu arkadaşı deneyeceğim. Bu arkadaş rüzgarda o puk puk sesleri kesecek. Mesela bir tane deneyeyim ben. Zor değil. Şöyle bastırıyorsunuz ve geçmiş oluyor. Geçmeli bir yapı. Şu anda. Şimdi mesela puk 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 yaptığımda bu puh 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 sosu gitmiyor. Puh 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 puh. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Aynı zamanda bu tür içerikleri tekrar görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için yapabileceğiniz iki ücretsiz şey videoyu beğenmek ve kanala abone olmak arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.